Altın Piston'dan herkese iyi günler. Size bu padok ve yan kaldırma aparatı krikosu ile ilgili kısa bir ufak bir bilgilendirme vermek istiyorum. Motosikletinize uygun bir padok almazsanız eğer arka plakalaya dayanıyor ve motoru kaldırmak gerçekten iki kişi yani iki kişi bile çile haline geliyor. O yüzden ya motosikletinize uygun bir padok alacaksınız. Uygun padok dediğim mesela nedir? Motosikletin plakasına gidip dayanmayacak abi padok. Biraz geride kalacak. Çok rahat bir şekilde onu kaldırabileceksiniz. Aktak da plakaya 0-0 dayandığı zaman bu sefer padoğu kaldıramıyorsunuz ve plakayı sıkıştırıyor ve size eziyet oluyor. Ben burada bu konuda şunu yapıyorum. Motorun yan sehpasının altına ufak bir yükselti koyuyorum. Taş veya herhangi bir vesaire. Bu sefer ne oluyor? Zincir ve motorun park pozisyonu biraz da dik haline geldiği için zinciri daha rahat ve iyi bir şekilde temizliyorsunuz. Aksi takdirde motosiklet yan yattığı için biraz daha bu çile haline geliyor. Şu mesela 2 santim taş orada olmasa biraz daha aşağıda olacak motosiklet. Aşağıda olduğu zaman zincir de motorun gövdesi size doğru geldiği için çok sıkıntı oluyor gerçekten. Yani onun altına ufak bir aparat, yani ufak bir yükselti koyarsanız sizin için daha güzel olacaktır. Ön frenin zaten manetinde bir çıt çıt var. Onu da sabitliyorsun motorunuza. Ve gayet bu şekilde, güzel bir şekilde bu olabiliyor. Bu çıt çıt da dediğim nedir? Bu çıt çıt da işte motosikletin frenini buradan güzel bir çıt çıt yapmış. Sağ olsun şirketi sahibi. Bunu üreten arkadaşlar. O yüzden dolayı da bu şekilde yapmış. Ben ne kullanayım dersen elimde bir tane benim şey vardı. Sıvı kres sanayi dişlisi işte yağısı vardı. Ben zinciri onunla yağlıyorum çoktan beri. Onu bittikten sonra farklı ürünlere geçerim. Diyeceğim bu kadar size. Şu an burası 30 sanayi olduğu için 30 sanayi bölgesi bayağı da araba geçiyor buralardan. Kendinize iyi bakın diyeyim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Çünkü zincirimi yerleri kirletebileceğim bir yerleri kirletip sonra temizleyebileceğim bir yerde yaptım. Ondan sonra da geldim burada. Benzinimi diyorum. Lastiklerin havasını düzenledim. Ondan sonra bu mazotun biraz motorun zincirinden ayrılması için atması için daha doğrusu 1-2 metre biraz gittim ki tamamen böyle içindeki suyu pisliği atsın diye. Yani sıvıyı. Ondan sonra geldim şimdi zincirimi yağladım. Ama normalde bunun en mantıklı olanı bunu tabii ki motorunuza binmeden bir gün önce yapmanız lazım ki motosikletin zinciri yağı atmasın. Aksi takdirde motorun şu an mesela yağladınız, yola çıkacaksınız. Motorun bütün zincirindeki yağ sağa sola janta, lastiğe her yere geliyor. Yani ben bu motoru genelde akşamları geldiğim için geç saatte motoru yıkamak için müsait bir yerim yok. Ayrıca motor çok sıcak olduğu için motoru ben sıcakken yıkamıyorum. O yüzden motorum biraz pis kalıyor bu şekil. İster istemez. Yani o detay da önemli yani. Şu anda gündüz vakti de tabii zinciri yağlayıp da bir yere gitmiyoruz yani. Gidersen de sıçrıyor. Bu bir gerçek. O yüzden imkanınız varsa motosikletinizi temizleyin. Zincirini yağlayın. Bir gün sonra bilirseniz sizin için daha avantajlı olur. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Altın Piston'dan herkese iyi günler. Bu detayı sizinle paylaşmak istedim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.